Set 210'ların ile karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada x sıfırdan büyük bir ifade demiş. Mutlak değerin içerisinde pozitif mi negatif mi buna bakacağız. Eğer pozitifse aynen çıkacak. Negatifse işareti değiştirerek çıkacak. Şimdi arkadaşlar burada mutlak değerin içerisine bakıyoruz. Mutlak değerin içerisine x pozitifte eksi x, x negatif. O zaman işareti değişerek çıkacak. Yani burası x diye çıkıyor gördüğünüz üzere. Mutlak içerisinde 2x, 2x, x pozitif olduğu için pozitif olacak. O zaman aynen çıkıyor ama önünde eksi var. Bunu unutmayalım. Parantez içine alalım bu şekilde arkadaşlar. Geldik buraya. Eksi 3x. Eksi 3x negatif bir sayı oluyor. Mutlak içerisinde negatifse işareti değişerek çıkar. Yani artı 3x diye çıktı. E burada içeride 4x var. 4x pozitif bir ifade. Aynen çıkacak ama önünde eksi var. Bunu unutmayalım. Şöyle yazalım. Şimdi bunu yazdıktan sonra burası ne oldu? x eksi 2x artı 3x eksi 4x oldu. Eksi 6x artı 4x cevabımız eksi 2x. Bursa oluyor buradaki soruda. Şimdi gelelim burada. Bakın x sıfırdan küçük bu sefer. Yine mutlak değerin içerisine bakacağız. Mutlak değerin içerisi pozitif mi? Negatif mi? Bizim açımızdan önemli olan kısım burası sevgili arkadaşlar. Bakalım mutlak değerin içerisine negatif. Negatifse önüne eksi alarak yani işareti değişerek çıkar. Eksi 5x. Mutlak değerin içerisine x zaten negatif olduğu için eksi 6 olduğu için ona çarpılmış şekilde pozitif oldu. O zaman bu aynen çıkar. Bakın eksi 6 x diye çıktı. Şimdi geliyoruz buraya. Mutlak içerisinde içerisine eksi 7 x yani pozitif arkadaşlar. Aynen çıkar ama önünde eksi olduğunu unutmayalım. Şöyle eksi 7 x diye de çıkacağını söyleyelim. Şimdi burada eksiyi dağıttığımız zaman burası ne oldu? Eksi 5 x eksi 6 x artı 7 x oldu gördüğünüz üzere. Burası ne olur? Eksi 11 x eksi 11 x eksi 7 x'ten de pardon artı 7 x'ten de cevabımız ne oldu? Eksi 4 x olur buradaki ifadenin sonucu. Şimdi gelelim buraya. X sıfırdan küçük olmak üzere karelerden oluşan sistemle ilgili şunlar bilmekle birbirine bağlı bulunan 4 kare bir sistem oluşturmaktadır diyor. Okey. Her sistemde karelerin içinde bulunan sayıları mutlak değerleri alınarak toplanır. Buna göre e, toplamda bulunan değerlerin bütün sistemlerin içleri birbirine eşittir diyor değerlerin sistemleri birbirine eşittir diyor. Okey. Buna göre A eksi B C böyle vermiş arkadaşlar ifadeyi. Bakın arkadaşlar burada e, X sıfırdan küçükmüş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bunların hepsini mutlak değeri alınarak toplanacak diyor. Hmm. Bakalım. Mutlak değeri alınarak toplanacak diyor. Şimdi arkadaşlar burada bunun şuradaki şu dörtlü ifadenin mutlak değerleri alınıp toplandığı zaman. Şimdi x ne? x sıfırdan küçük değil mi? Şimdi x sıfırdan küçükse arkadaşlar. Şimdi bunu burada ilk ilk ifade yazalım. Yani ne oldu? Eksi x mutlak değer içerisinde artı 3x mutlak değer içerisinde artı 5x mutlak değer içerisinde artı x mutlak değer içerisinde arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Şimdi bir kere eksi x ne olur? Eksi x pozitif olacağı için aynen çıkar. 3x negatif olacağı için işareti değişir. 5x negatif olacağı için işareti değişir. x negatif olacağı için işareti değişir. Bu olur. Yani buranın toplamı ne olur? Eksi 8, eksi 9, eksi 10x oldu bu ifadenin sonucu. Şimdi mantık yani şu ifadenin sonucunun da eksi 10x olması gerekir. Tamam mı? Bu ifadenin sonucunun da eksi 10x olması gerekir. Şimdi arkadaşlar artık çok hızlıca yapabiliriz. Mesela bu mutlak değerden eksi 5x diye çıkar. Burası eksi x diye çıkar. Burada eksi 2x diye çıkar. Yani burası ne oldu arkadaşlar bu durumda? Şu ifadelerin hepsinin sonucu. Eksi 7, eksi 8x. E biz ne istiyoruz? Eksi 10x olsun istiyoruz. O zaman bunun da mutlak değerinin sonucunun eksi 2x çıkması gerekir. O zaman c buradan eksi 2x. Mutlak değerli ifadesi sonucu. Şimdi aynısı için Buraya gelelim. Şimdi bakın bu mutlak değerden eksi x diye çıkacak. Bu eksi 2x diye çıkacak. Bu da zaten eksi 2x olarak kalacak. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 5x oldu. E bir de o zaman bunun da mutlak değer ifadesinin eksi 5x çıkması gerekiyor ki biz eksi 10x'i versin. Bakın eksi 5x diye çıktı mutlak değer ifadesi. Ama önünde eksi var. Bunu unutmayalım. Geliyoruz a'ya. Burası eksi 3x, burası eksi x, burası da eksi 2x diye aynen çıkacak yine gördüğünüz üzere. Burası eksi 6x oldu. O zaman buranın da eksi 4x çıkması gerekiyor. O zaman bu da eksi 4x çıktı. O zaman bunu düzenlediğimiz zaman eksi 4x. Bakın eksi eksi artı 5x. Bir de eksi 2x oldu. O zaman ne oldu burası? Eksi x oldu. Cevabımız Bursa oldu sevgili arkadaşlar. Yani hızlıca çıkarmanın yolu bu olur. Şeyi fark ettik yani her türlü eksili çıkıyor yani. Bunu fark ettik. O yüzden soruyu hızlıca çözdük buradaki e, ifadelerin toplamıyla bir sonraki setin çözümüyle görüşmek üzere.